Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 6. sınıf oran konusunu işleyeceğiz. Evet, başlayalım hemen. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Oranda sadeleştirme yapılır. Evet, bakalım. 3'ün 5'e oranı demiş. 3'ü üste yazıyoruz, 5'i alta yazıyoruz. 3 bölü 5 ya da bu şekilde 3 bölü 5 şeklinde de yazılabilir. Hemen örneklere geçiyoruz vakit kaybetmeden. Bir sınıfta 16 kız, 12 erkek öğrenci vardır. Kızların erkeklere oranı kaçtır demiş. Hemen A şıkkını çözüp B'ye öyle geçelim. Kızlar kaç kişiydi? 16. Öncelikle kız bölü erkek diyoruz. Kızların erkeklere oranı dediği için. Kızlar 16, erkekler 12. 16 bölü 12 sorunun cevabı. Ama sadeleştirme var. 4 ile sadeleştiriyoruz. 4. 12 ile 4 ile sadeleştiriyoruz. 3. 4 bölü 3. B şıkkına geçelim. Erkeklerin sınıf mevcudun oranı kaçtır? Erkek bölü sınıf diyoruz. Erkekler 12 kişi. Sınıf mevcudunu bulmak için 16 ile 12'yi toplarsanız 28. 12 bölü 28 sorunun cevabı. Ama sadeleştirme var gene. 12'yi 4'e bölelim. 3. 28'i 4'e bölelim. 7. 3 bölü 7 sorunun cevabıdır. Bir diğer sorumuza geliyoruz. 3 kilo domatesten 1 kilo salça yapılmaktadır. 24 kilo domatesten kaç kilo salça yapılır? Domatesin salçaya oranına bakalım. 3 kilo domates salçada 1 kilo çıkıyor. Yani 3'e 1 oranı var. 3'e bölerek salça miktarını bulabiliyoruz domatesi. O zaman 24 kiloluk domates de bunun karşısına yazılıyor. Bunu da 3'e bölersek biz 24 kilodan ne kadar salça çıkar buluruz? 24'ü 3'e bölüyoruz, 8. 8 kilogram salça çıkıyor. Devam edelim bir diğer örneğimize. Rıza bir günün 5 bölü 12'sini uykuda, 4 bölü 12'sini okulda, 1 bölü 12'sini sporda, 2 bölü 12'sini yemekte geçiriyor. A. Uykuda geçen sürenin okulda geçen süreye oranı kaçtır? Sporda geçen sürenin tüm güne oranı kaçtır? Hemen A'ya geçiyoruz. Bir gün 24 saattir. Biz 24 saat üzerinden uykunun ve okulun saatlerini bulmaya çalışalım. Nasıl buluyoruz? Şimdi 24 saatin 5 bölü 12'sini bulacağız. 24 saatin 5 bölü 12'si nasıl bulunur? 24 12'ye bölünür 2. 2 de buradaki 5 ile çarpılır 10. Yani bir günün 10 saati uykuda geçiyor. Okula gelelim. Yine 24'ü 12'ye böleriz. 2. 2'yi de 4 ile çarparız 8. Yani bir günün 8 saati okulda geçiyor. Şimdi uyku bölü okul olacak. Uyku 10. Okulda 8. 10 bölü 8. Ama sadeleştiriyoruz. 5 bölü 4. Gelelim B şıkkına. Sporda geçen sürenin tüm günü oranı. Spor yine 1 bölü 12 olduğu için bir günün. 24'ü 12'ye bölüyoruz. 2. 2 ile de 1'i çarpıyoruz. 2. Yani bir günün 2 saatini spora ayırıyor. Tüm günde zaten 24'tü. Spor bölü tüm gün olduğu için 2 bölü 24 sadeleşince 1 bölü 12 buluruz. Bir diğer konumuz birimli birimsiz oran. Bakın aynı birimli çokluklar birimsiz, farklı birimli çokluklar birimli orandır. Şimdi örnekler üzerinde bunu iyice anlayacağız. 5 kilogram bölü 3 kilogram ikisi de ağırlık ölçüsü olduğu için birimsiz, aynı yani. 7 kilogram bölü 100 gram. İkisi de ağırlık ölçüsü olduğu için. Bakın gram kilogram farklı ama ikisi de ağırlık oldukları için aynı birimdir. O yüzden aynı birimliler neydi? Birimsiz oran. Yine 2 metreye 10 metre aynı birim uzunluk ölçüleri birimsiz orandır. 8 santimetre 3 metre ikisi de uzunluk ölçüsü aynı oldukları için birimsiz orandır. 30 kilometre bölü 10 saat. Biri uzunluk biri zaman. Farklı birimli bunlar. O zaman birimli orandır. 5 metre bölü 3 saniye. Biri uzunluk, biri zaman. Farklı oldukları için birimli oran. 100 santimetre 75 kilogram. Biri uzunluk, biri ağırlık. Farklı oldukları için birimli orandır. Bakalım hemen örneğine. Bir bisikletli 5 saniyede 40 metre yol gittiğine göre aldığı yolun geçen süreye oranı nedir? Aldığı yolun dediği için yol üste, geçen süre dediği için zaman alta. Yol bölü zaman. 40 metre yol, 5 saniye zaman. 40 bölü 5'i sadeleştirirsek 5 ile 8 metre bölü 1 saniye. Buradan sonra şöyle yazılıyor. 8 yazılıyor. M bölü SN. 6 1 oldu mu tamam. 8 metre bölü saniye. Bunun anlamı 1 saniyede 8 metre yol gider demektir. Evet şimdi gelelim. Birimli oranların birbirine dönüştürülmesi. Bakın burada 2 tane soru tipi var. Bunları formülize ederek aklınıza yazın derim. 1. Kilometre saatin metre saniyeye dönüştürülmesi. Metre saniyenin kilometre bölü saate dönüştürülmesi. Şöyle yapıyoruz. Kilometre ve saatler. Metre bölü saniye dönüştürürken şunu yapıyoruz. Yukarıyı 1000 ile aşağıyı 3600'e çarpıyorsunuz. Eğer metre bölü saniye kilometre bölü saatle dönüştürüldüğünde yukarıyı 3600 aşağıyı 1000 ile. Bunları unutmayın. Başlayalım hemen. 36 kilometre bölü saati çevireceğiz metre bölü saniyeye. 36 km bölü 1 saat yazılır. Şu verdiğini öncelikle şöyle yazarsınız. 36 kilometre bölü 1 saat. Yani 1 saatte 36 kilometre gider demektir. Eşittir. Dönüşüm başlıyor. Şimdi 36'yı neyle çarpıyoruz yukarıyı? 1000 ile.
Alt tarafı 1'i de neyle? 3600'e çarpıyoruz. Çarptık. 36.000 bölü 3600. Sonra bunu buna böleceğiz. Bölerken sadeleştirebilirsiniz. İki sıfırları sildiniz. İşte 360 36'ya böldünüz 10. 10 metre yukarıda, bir saniye de aşağıda. Altta 1'i bulmaya çalışın bakın bu sorularda. Altta 1'i bulduk mu? Bulduk. Şimdi 10 metre bölü 1 saniye. Bunu da artık biz 10 m bölü sn diye yazabiliyoruz. Gelelim buraya. 5 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? Evet, burada da 5 metre bölü 1 sn diye yazıyoruz bunu. Şimdi buradaki dönüşüm başlıyor. Yukarıya 3600 ile aşağıya da neyle çarpıyoruz? 1000 ile. 5 çarpı 3600, 1 çarpı 1000. Çarptık, 18.000 bölü 1000. Sadeleştirdiğinde 18 km bölü 1 saat. Evet, buradan da 1 bulduk artık ya, 18 km bölü saat yaptık. Dönüşüm bu şekilde oluyor. Gelelim bunun örneğine. Saniyede 30 metre koşabilen bir koşucunun saatteki hızı kaç km bölü saattir? Ha, saniyede 30 metre. 1 saniyede 30 metre. 30 metre bölü 1 saniye eşittir neye? Km bölü saatini bulacağız, yani öyle söyleyelim, eşitini bulacağız. Ne yapıyoruz? Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate dönüştürürken bakın burada gördüğünüz yukarıya 3600, aşağıya 1000 ile çarpıyoruz. Bunları karıştırmayın artık. Şöyle 30 ile 3600'ü çarpıyoruz. 1 ile de 1000'i çarpıyoruz. Çarptık. Tabi burada ben direkt sadeleştirmişini yazmışım. 3 sıfırları götürmüşüm. 3 ile 36'yı çarptım. 108 km bölü 1 saat. O da 108 km bölü saat oluyor. Evet, gelelim örneklerimize bakalım şimdi. Bir kutudaki bilyelerin 3 bölü 8'i yeşil, diğerleri beyazdır. Ha, beyaz bilyelerin yeşil bilyelere oranı kaçtır? Yeşilin tamamına oranı diye yazılır. 3 bölü 8. Yani 3 tane yeşil varsa 8 tane de tüm bilyelerdir torbanın içinde. Öyle düşünün. Diğerleri de 8'den 3'ü çıkarırsak beyazları buluruz mantık yani. Beyazı bulmak için 8'den 3'ü çıkarıyoruz, 5. 5 tane beyaz varmış. Şimdi sorumuza gelelim. Beyazların yeşillere oranı beyaz bölü yeşil. 5 tane beyaz, 3 tane de yeşil. 5 bölü 3 bitti. Bu kadar. Geldik diğer örneğimize. Aysel parasının 1 bölü 5'ini harcadı. Harcadığı paranın kalan para miktarına oranı kaçtır? Harcanan 1 bölü 5. Tamamı 5 bölü 5. Payda 5 olduğu için tamamı 5'te 5'tir. Kalan da 5'te 5'ten 1 bölü 5'i çıkarınca 4 bölü 5 kalıyor. He, tamam, kalanı da bulduk. Şimdi paydalar aynı olduğundan o artık 5'leri silebiliriz. Yani harcanana 1, şuradaki payın 1'ini, kalana payın 4'ünü, tamamına da payın 5'ini yazabiliriz. Şimdi neyi soruyor? Harcadığı paranın kalan paraya oranı. Harcanan bölü kalan ne oldu? 1 bölü 4. Bu kadar. Gelelim son iki örneğimize geldi. 20 fıstık, 50 badem olan bir tabaktan kaç tane bademi yersek fıstık sayısının badem sayısına oranı 1 bölü 2 olur. Ha, fıstık bölü badem 1 bölü 2 olması lazım. Tabakta yani bir fıstık olunca hemen iki tane badem olacak. İki katı badem olmalı. Şimdi fıstık sayısına dokunmuyorsunuz. 20'yi aynen yazıyoruz. Bize badem sayısı lazım. O yüzden soru işareti diyoruz. Bakıyoruz. Bir fıstığa iki bademse 20 fıstığa kaç badem olmalı? İki katı olacak. 20 ile 2'yi çarpıyoruz. 40 tane badem olmalı. Elimizde kaç badem var? 50. Ne yapıyoruz? 50'den 40'ı çıkarırsak 10 tane fazlalık kalıyor. İşte bu 10 tane fazlalığı da biz yersek badem dengelenmiş olur. 10 tane badem yenmeli. Bu arada fıstık, badem, ceviz bunları yiyelim. Bize enerji verir. Zihnimizi açar. Matematiğimizi güçlendirir. Tamam mı? Evet. Gelelim son örneğimize. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 7 bölü 8'dir. Sınıf mevcudu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kızlar 7 ile orantılı. Erkekler 8 ile orantılı. Sınıf dendiği zaman bu 7 ile 8'i toplarsanız 15. Sınıf da 15 ile orantılı olacak. Bunu da unutmayın. Yani sınıfımız 15 ve 15'in katları olacak. 15 olabilir, 30 olabilir, 45 olabilir, 60 olabilir. Sınıf bunlar olabilir. Şimdi biz şıklarda kim var diye bakacağız 15'in katlarından. Bakın şıklarda 15'in katından 30 var. Gördüğünüz gibi cevap B, yani 30'dur. Ama aynı anda şıklarda hem 30 hem 45 olmaz, tamam mı? Bu yönde rahat olun siz. 15'in katlarından bir tanesini şıklara koyar. Bu da 30 oldu. Cevabımız 30'dur.